Tahsin Tuğracı. Tuğracı. Ya bu isim bana bir yerden tanıdık geliyor ama... nereden? Kayserili misin hocam? Ne oldu ya, ters baktın öyle? Kayseri ile ilgili bir sorun mu var? Pastırma sevmiyor musun mesela? Sen başkasıyla muhabbet etsene. Ben de ağız tadıyla balık tutayım şurada. Yok yok, dur, çıkartacağım bir yerden, dur. Aynı yerde çalışmış olabilir miyiz? Ne yapıyorsun? Ayıptır sorması hafta işleri. Balık tutmanın dışında tabii. Hiçbir şey yapmıyorum. İşsizim. Cezaevinden yeni çıktım. Bas git şimdi. Cezaevi mi? Ya şş, kardeş. Pardon ya. Pardon. Şş, bak git. Ya kardeş. Ya kusura bakma, ben birazcık boş konuştum. Sen de şimdi cezaevi deyince herhalde sandın ki senden korkacağım, seni hor göreceğim. Ben bilirim içerisini. İçerisini de bilirim. Dışarı çıkınca nasıl baktıklarını da bilirim insana. Nereden biliyorsun? Yattın mı sen de? Yok. Yok, yatmadım da. Yatmış kadar oldum yani. Benim canımın içi sevdiğim 5 sene yattı. Kardeş. Kardeş dur, tamam ya. Bak. Bir saniye bakar mısın? Bak. Sana ben numaramı, adresimi veriyorum. İş konusunda belki yardımım olur. Ha? Belki olta keyfini kaçırdım ama ekmeğinin peşindeysen sana yardımcı olurum. Al hadi. Ya lütfen al ya. Hocam herkesin ikinci bir şansı vardır bu hayatta. Lütfen al bulursun. Eyvallah. Ara mutlaka. Git bakalım git. Tahsin Efendi. Pozlara bak lan. Adresi de telefonu da verdik Tahsin Dayı'ya Cavancı'ya. Ya aramazsa komiserim? Arayacak. Arayacak o. Emaneti bende kaldı oğlum. Adamın silahını sende ne işi var komiserim? Hem bu adam niye silahla geziyormuş ki? Anlayacağız. Bu adam neden silahla geziyor? Neden korkuyor? O zengin neden dayısının adıyla dolaştı biz senelerce? Bunların hepsini anlayacağız. Yavaş yavaş. Komiserim, başka bileceğin yoksa... Bu İbrahim... atıp tutuyordu soruşturma falan diye. Ne oldu? Kaç gün geçti aradan bir halt oldu ya? Al bulut ya. Ya komiserim istemem. Çağırdın, koştum geldim. Ama başka diyeceğim bir şey yoksa gideyim ben ha? Ya böyle duruyoruz zaten karakola karşı nispet yapar gibi beraber. Hani senin adamın olduğunu bellemesinler diyordun. Bellesinler Cevatcığım, bellesinler. Zaten yakında kim kimi daha iyi bellemiş anlayacak hepsi. Kerim de bu İbrahim. Oğlum bundan sonra kartlarımızı açık oynuyoruz. Adamın konağına girdik. Burnumuzu sokmadığımız delik kalmadı. Niye kimse ses etmedi? Komiserim zaten o konu nasıl içime yiyor biliyor musun? Ya gittilerse karakola, ya bugün yarın yapışırlarsa yakamıza hırsızsınız siz diye. Kendini yaktın bari bana acısaydın, polisliğime acısaydın abi. Cevat, o Kerim bilmiyor mu evine girdiğimi? Dayısının fotoğrafı yok olduğu zaman çakmadı mı köfteyi sanıyorsun? İstese yapışmaz mıydı yakamıza? Hani nerede? Çünkü bunların günahı var. Hem de çok büyük. Sadece Kerim'in de değil, sülalede var bir günah. Ama anlayacağız yakında. Çok yakında. Komiserim. Komiserim mi? Şimdi komiserim mi olduk lan? Hayırdır? Sizi birisi aradı karakoldan. İsmet Tınar diye bir kadın. Bulursanız haber verin dedi. Görüşmek istiyorum sizinle. Haberiniz olsun. Sesleri çıkmıyordu abi ha? Hani peşimize düşmeyeceklerdi. Bak aramış işte kadın.
beni de yaktın abi. Vallahi beni de yaktın. Cevat vır vır vır. Sus be adam. Oğlum kadın misafirliğe çağırıyor bizi. Polisle beraber sorguya çağırmıyor ki. Ben gidiyorum abi. Nereye gidersen git. Kahretsin. Allah kahretsin.